Mini mini birler, çalışkan beşler, Partikül Matematik kanalından herkeslere selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Melih hocanız ve şu anda çok önemli bir konuyla yeniden karşınızdayım. Evet, alkış tamam ya. Birbirimizi alkışlayarak şımartmayalım değil mi? Çünkü konumuz çok çok önemli bugün. Çok kritik. Birinci dönem ikinci yazılısında çalışacağız. Niyet ettik size. Birinci dönem ikinci yazılılarınızdan 100 aldırmaya. Tam puanla çıkacağız o sınavlardan. Çünkü biliyorsunuz yazılı notları bizim için çok değerli. Matematik de karne notunu en çok etkileyen derslerden başında geliyor. Birincisi diyebiliriz. Dolayısıyla çok sağlam bir çalışma hazırladım sizlere. Tam 14 soru baştan sona kadar çok güzel bir çalışma yapacağız. Bu yüzden hala değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Şartsız, koşulsuz, ücretsiz bir şekilde şuracıkta bir yerde abone ol tuşuna basarak bizleri takip edebilirsiniz ki bu size ne sağlayacak? Tabii ki de gelecek tüm 5. sınıf videolarından anında haberdar olmanızı sağlayacak. Videoları yine beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Dedim ve seni şöylemesine ders ekranıma aldım. Başlığı görüyorsun. Birinci dönem mi ikinci yazılı? Mük bir çalışma yapacağız. Hazırız değil mi? Hadi o zaman başlıyoruz ilk sorumuzla. Aşağıda sayı doğrularımız var. Gösterilen kesirleri bulunuz demişiz. Şimdi 0 ile 1 arasında gösteriliyorsa bu bir basit kesirdir. İkisinde de 0 ile 1. Bunu böyle şey düşünebilirsin. 5 puan bu. 5 puan da bu. Bakalım 5-5 10 puanı alabilecek miyiz? Şimdi nasıl gösteririz peki biz bu kesirleri? Öncelikle ne yapıyoruz? Bu iki sayı arası yani 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünmüş bunu bulacağız. Hemen bakalım. Şöyle mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parçaya bölünmüş. Aha! O zaman burada benim kesrimin paydası alt taraf 9 olmak zorunda. Pekala. Hocam üst tarafa ne yazacağız? Üst tarafa da ne yapıyorduk? Baştan sayıyorduk. Şurası 1, 2, 3. O zaman bu benim pay kısmım 3 olacakmış. Yani bu kesrimiz 3 bölü 9'muş diyebiliriz. Hatta devam ederseniz bu 4 bölü 9, 5 bölü 9, 6 bölü 9, 7 bölü 9, 8 bölü 9 diye de hatta en son 9 bölü 9'da tama ulaşmanız lazım. Onu da unutmayın. Kendinizi bu şekilde sağlatabilirsiniz. Her neyse bize sorulan 3 bölü 9'du. Şov yapmaya, fanteziye gerek yok. Bunlara gerek yok. 3 bölü 9'u yazıp 5 puanı cebe indiriyoruz. O zaman geçtim ikinciye. Bakalım burası kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine o zaman paydamız 9. Ki bunu daha az önce gösterdik aslında. Kaçıncıyı işaretlemişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. işaretlemişiz. O zaman bu kesrimizde 6 bölü 9 ile bizi selamlıyor. O zaman ne yaptık? İlk 10 puanımızı aldık mı? Helal olsun size. Helal olsun ve alkış kıyamet. Tamam. Yeterince sevindiysek fazla vakit kaybetmeden ikinci soruyla devam ediyoruz. Şimdi birim kesirleri ne demiş? Küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi birim kesir ne demek de payı yani üst tarafı 1 olan kesirlerdi değil mi? İşte burada yazıyor 1 bölü 5, 1 bölü 2, 1 bölü 7, 1 bölü 3. Bunlar birim kesirlerimiz. Şu en sudaki virgüle gerek yokmuş ama neyse koymuşuz. Fazla virgül göz çıkarmaz tamam. Dolayısıyla şimdi bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Şimdi gençler. Önce çok basit bir sıralama yapalım. Yani çok basitçe bir düşünelim. 1 bölü 2 mi, 1 bölü 3 mü büyüktür? Şimdi birim kesirleri kıyaslamak basit. Mantığını anlatacağım size tamam mı? Olayın mevzunun mantığını anlayın ki farklı bir soru çıktığında onu da yapabilirsiniz. Şimdi bir pasta var tamam mı? Her zaman böyle inşallah karnınız toktur pastadan örnek veririz biliyorsun. 1 bölü 2 ne demek? O pastayı 2'ye bölüp bir dilimini yemek demek. 1 bölü 3 ise 3'e bölüp böyle 3 bölmüş bir sürü onun bir dilimini almak demek. Şimdi hangisi büyük sorarım sana. Tabii ki de koca pasta var. Şurada 2'ye bölüp bir tanesini yemek mi yoksa 3'e bölüp bir tanesini yemek mi sence daha fazladır? Tabii ki de 2'de 1 daha büyüktür. O zaman en büyüğü 1 bölü 2 diyebiliriz. Sonra 1 bölü 3, sonra 1 bölü 5, sonra 1 bölü 7. Yani paydası küçük olan daha büyüktür diyebiliriz. Paydası büyük olan daha küçüktür diyebiliriz. O zaman sıralayalım. Bu 1 bölü 7 ne anladık? 1 bölü 7'nin en ufak, en küçük olduğunu anladık. O zaman küçüklüğümüzü yazdık. Ondan sonra 1 bölü 5, ondan sonra 1 bölü 3, ondan sonra da geldi mi 1 bölü 2 en büyük olarak aramıza geldi. O zaman sen sevgili mini mini birler çalışkan 5 olarak, mini mini bir çalışkan 5. Ne yaptın? İkinci sorudan da 10 puanı kaptın mı? O zaman geçiyoruz 3. soruya. Şimdi okunuşları verilen tam sayılı kesirleri yazacağız. Bu da yine kesirler konusu. Özellikle birinci sınavda soramadık. İkinci sınavda bam 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 bol bol kesirlerle ilgili soru soracağız. Neymiş?
4 tam diyor. 5 de 3. Şimdi bakın, tam varsa önce tamı yazıyorsunuz ve kesir çizginizi şöyle ortalı çekiyorsunuz. 4 tam 5 de 3 diyor. Bakın 5 de 3 dediği için o 5'i paydaya, 3'ü ise üst tarafa yazıyorsunuz. Bakın 4 tam 5 de 3. 4 tam 3 bölü 5 diye de okunur ama 5 de 3 dediyse payda 5, pay 3'tür. Unutmayın. Burada mesela 7 tam demiş. Hemen tamını yaz, kesir çizgini çek. 4'te 1 diyor. 4'te 1. Yani bir pastayı 4'e böldüm, 4'te 1'ini aldım gibi düşünebilirsiniz. 12 tam demişiz. 12 tamımı yazdım, çektim çizgimi. 9'da 8. 9'da 8 dilim yedim. Yani şeker komasına girdik. Hocam ne yapıyorsun böyle pastadan örnek verme diyebilirsiniz. Ki haklısınız. Tamam, son sorum. 4 tam. Şuraya 4'ü yazdım. 5'te 3. Aa, bu ilk soruyla aynı olmuş ya. 4'ten 5'te 3. Bunu ne yapalım? Mesela 5'te 1 yazalım ki farklı bir soru olsun. 5'te 1 olarak da bu şekilde yazabilirsiniz. Yani olayın mantığını anlamışsınızdır. Bu 4'ünü de bence yaparsınız ve 10 puanı doğrudan çakarsınız ve dersiniz ki hocam hocam, ben 3. sorudan tam yaptım. Bana oradan gönder bir 10 puan da neşemiz yerine gelsin. Hatta bir de alkış kopar. Gerek yok. Daha çok zevklenelim, neşelenelim diyebilirsin. 3. sorudan da aldık 10 puanımız. 30 puandayız. Daha koparacak 70 puanımız var. Gel, devam ediyoruz. 4. sorudayız. Şimdi tam sayılı kesirleri bileşik kesire çeviriniz demiş de bu tam tersi ya. Şöyle hop siliyorum bu soru tarzını. Aşağıdaki bileşik kesirleri neye çevireceğiz? Şöyle hepsini silmeye de gerek yokmuş. Şöyle sildik. Bileşik kesirleri tam sayılı kesire çevireceğiz tabii ki de, değil mi? Çünkü aşağıda verilen kesirler bileşik kesir. Şimdi nasıl çeviriyorduk? Şöyle, çok basit. Bak, çok dikkatle beni dinliyorsun. 13 bölü 3 bileşik kesirini tam sayılı nasıl yazacağız? 13'ü 3'e böleceksiniz. Mevzumuz bu. Bölme işlemi yapacağız. Bölelim. Normal bölme, ilkokul bölmesi. 13'te 3 kaç kere? Yaklaşık 4 kere var değil mi? 4 kere 3, 12 çıkarttınız. 1 kaldı. Burada dur. Şimdi bu sonucunuz sizin, hani o bölüm dediğimiz kısım bizim tamımızdır. Bu tam. Demek ki benim şu kesrim tam sayılıya çeviriyorum ya, 4 tam olarak karşıma geldi. Peki pay payda ne olacak? Bir kere sana şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir kesrin paydasını asla değiştiremezsin. O yüzden bunun paydası 3 mü? Yine başka bir şey çevirsen de, evirsen de, kıvırsan da, döndürsen de paydayı değiştiremezsin. 3 kalacak. Ama üst tarafı ne yapacağız hocam? O da şu. Bak şimdi buna ne diyoruz biz? Buna biz kalan diyoruz değil mi? Ya bu böyle altta kalmış. Altta kalanın canı sık çıksın demişler. Bunu en alta göndermişler. Sen o zaman ne yapıyorsun adaletli bir öğrenci olarak? Diyorsun ki bu böyle altta bırakmışsınız ama ben bunu yedirmem diyorsunuz. Bu altta kalanı sen yüceltiyorsun ve üste alıyorsun, tamam mı? Al diyorsun, seni üste koydum, paya koydum diyorsun. Yani kısacası kalan üst tarafa yazılır, tamam mı? Onu siz şey yapın, toparlıyorsunuz yani. Altta kalan diye atmışlar bir köşeye ama sen onu üste alıyorsun. Peki 17 bölü 2'yi yapalım hemen. 17'yi 2'ye bölüyorum. Kaç kere var 17'de? 8 kere var. 8 kere 2 16 mı? Hop çıkarttım. Hop 1 kaldı. 8 tam geldi mi bize buradan? Tamımızı bulduk. Demek ki bu kesirimiz 8 tammış. Payda zaten değişmez 2 idi. Kalan arkadaşı da tabii ki de üste attık. 8 tam 1 bölü 2 oldu. 10 puanı çaktık. 5. soruya zıpladık. Şimdi yıldız artı 6. Yıldız ne ya? Yıldızı koymuşlar oraya. Bakalım neymiş yıldız? Bölü 17 kesiri. Ha, bileşik kesirmiş. Bileşik kesir olarak bir ifade belirtiyormuş. Buna göre yıldız yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi size sorar Melih hocanız. Bileşik kesir ne demek? Bileşik kesiri hemen tanımlayalım. Payı paydasına, benle beraber yaz bunları, not al. Payı paydasına eşit veya büyük diyorduk değil mi? Payı paydasına eşit veya büyükse bileşik kesir oluyordu. O zaman şimdi sevgili mini mini birler, bu kesir payı paydasına eşit olabiliyorsa, en küçük de demiş ya, daha büyük olmasın. Yani normalde şurasının büyük olması da bileşik kesir ifade eder. Ama minimum buranın alt tarafla eşit olması lazım. Şimdi alt taraf ne? 17. E benim üst tarafın da o zaman ne çıkmasını isterim? Ben 17 çıkmasını isterim. Ya şimdi sorarım sana, 6 ile neyi toplarsak 17 yapar? Bunu nasıl buluruz? 17'den 6 çıkartırız. Hemen çıkarttım. 11. Aha. Yıldızı buldum. Yıldız neymiş o zaman?
11'miş. Bak gerçekten de buraya 11 yaz. 11 ile 6'yı toplayınca 17. Alt taraf zaten 17. 17 bölü 17 bir bileşik kesirdir. Dolayısıyla yıldızı bulduk mu? Bulduk. O zaman zıpla 6. soruya. Doğru yanlış sorusu sorulmazsa olmaz. Çıkacak yani, kesin çıkacak. Bakalım. Bu eşitliklerden doğru olanlara do yazacağız. Yanlış olanlara da ya yazacağız, değil mi? Peki yapalım hadi. 7 bölü 2'yi bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmiş. Hemen ne yapıyordun? 7'yi 2'ye bölüyordun. E kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 2 6 mı? 1 kaldı. Ya bak şunun tamına zaten 3 bulduk biz. Buraya kalkmış 2 yazmışlar. Ya hocam bilmiyor musun? Hiç mi bir şey bilmiyorum be hocam? Diye tepki gösterebilirsiniz ama sonra hoca da geliyor enseye bir şaplak. Hayır hayır. Tabii ki de hoca biliyor da bunun yanlış olduğunu sen söyleyeceksin. 3 tam diyor ama burada 2 tam yazmış. Olur mu canım hiç öyle şey? Dolayısıyla yanlış. Hatta sınavda bak bir şov yap. Buraya 2 tamı çiz bunu. Hocam bu 3 tam olacak öğren de gel diye buraya yazıyormuşsunuz değil mi? Hayır hayır öyle bir şey yazmıyor. Sonra çizer geçer hocanıza. Ondan sonra 3 tam 1 bölü 2 şeklinde doğrusunu siz şuraya yazabilirsiniz. 3 tam 1 bölü 2'dir aslında. 7 bölü 2'nin tam sayılı hali. Tamam. Şimdi diğerine bakıyorum. Bir tam sayılıdan bileşe. He, tamdan bileşeye nasıl çeviriyorduk? Hemen gelin yapalım. 3 tam 2 bölü 3. Melih hocanın size bunu da hemen bir anlatsın. Ne yapıyorduk biliyor musunuz? Çok güzel bir yöntemi vardı. Aşağıdan yukarıya doğru çarp ve sonra topla yapıyorduk. Şimdi söyle bana. 3 kere 3 9. 2 topla 11. O zaman üst taraf 11 olacak. Zaten paydayı mümkün değil değiştiremezsiniz. 11 bölü 3 olarak karşımıza geliyor. Aa burada da 11 bölü 3 yazmış. O zaman doğru mu diyeceğiz? Evet doğru söylemiş diye onu D halinde yazabiliriz. Tamam. Ne yapıyormuşsun aşağıdan yukarı çıkarken? Şöyle çarp topla. Yok şöyle dur. Nasıl? Heh. Şöyle gel göstereceğim bunu ya inat ettim. Çarp ve sonra topla. Tamam çarp topla yaparak yukarıya doğru çıkıp bunu da bileşiğe çevirebiliyoruz. Peki 17 bölü 6'yı demiş yap bakalım demiş. 17 bölü 6'yı tam sayılı hale getir. 17'de 6 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 6 12 çıkarttım. 5 kaldı. Tam geldi 2. 2 tam. Payda zaten 6. Bunu değiştiremezsin. Mümkün değil. E bu kalanı da ne yapıyorduk biz? Yukarı çıkartıyorduk. Dolayısıyla da 5 olarak yazdım. Yani 2 tam 5 bölü 6. Aa doğru yazmış. Aferin hocam deyip D'yi basıyorsun. 6. sorudan da 10 puan cıkkoluyoruz. 7. soruya zıplıyoruz. Şimdi hangisi? Aha test sorusu. Oo aferin hocam be. İşte test sorusu bize böyle gel. Çünkü neden? Hiç olmadı sallar geçeriz diyorsun değil mi? Hayır sakın 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 sakın. Bir partikül öğrencisi burayı izliyorsa, dinliyorsa, öğrenmeye çalışıyorsa kesinlikle test de olsa, şıklı da olsa hiçbir soruyu sallamaz. Tamam mı? Sallamayacağız. Peki ne yapacağız hocam? Şimdi 2 bölü 3 kesrini alacaksınız. Biliyorsunuz denk kesirler nasıl elde ediliyordu? Sadeleştirme ya da genişletmeyle. Peki genelde bunlar büyük sayılar. Demek ki biz genişletme uygulamışız. Gelin mesela 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsem 2 kere 2 üst taraf 4. 2 kere 3 alt taraf 6. 4 bölü 6 şıklarda var mı? Var. Çok güzel. Peki bu değil de bunu bulduk. Başkalarını da bulalım. Çünkü değildir'i soruyor. 2 bölü 3'ü mesela 3 ile genişletebiliriz. Nedir? 3 kere 2 6 çıkacak üst taraf. 3 kere 3 9 çıkacak alt taraf. Hop B şıkkını da eledik. Hadi gelin bir de ne yapalım? 2 bölü 3'ü bir de 4 ile genişletelim bakalım. Gel bakalım. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12 çat. C şıkkını da eledik. Demek ki olmayan şıkkımız D şıkkıymış diyebiliyoruz. Tamam geriye bir tek o kaldı. Onu demek ki bulamayacağız. Tamam mıdır? Mini mini birler. Devam ediyoruz. 8. sorudayız. Problemimiz geldi. Bir araç 80 kilometrelik yolun 56 kilometresini gitmiş. Araç yolun kaçta kaçına gitmiştir? He, çok basit. Bak şimdi ne yapıyorsun? 80 kilometre yol senin tamamın değil mi? 80'i paydaya yazıyorsun. Bunun ne kadarına gitmişim? 56'sına gitmişim. 80'de 56. İşte bu kadar. Doğru cevap bu. Ama öğretmenin senden böyle uyanık sporluk yapıp, uyanık spor gibi davranıp geçmeni istemiyorsa şuraya parantez içinde en sade hali diye not düşebilir. O zaman bu cevap patlar. Patates olursun sınavda. O yüzden ne yapıyorsun? Bunu sadeleştiriyoruz. Nasıl sadeleştireceğiz hocam? İkisini de ortak bir şeye böleceksin. Mesela ikisi de 4'e bölünür. İstersen 2 ile de başlayabilirsin. Hadi gel en basitinden başlayalım. İkisini de 2'ye böleyim tamam mı? Ne olacak?
56'yı 2'ye bölersem 28, 80'i 2'ye böldüm 40. Bir daha bölünür mü? Bölünür. E hadi bir daha böl o zaman. 2'ye böl, tamam mı? Eşittir. Üst taraf 14, alt taraf 20. Lan bu bir daha sadeleşiyor. Ne bereketli sayıymış arkadaş ya. Bir daha sadeleştirdim. 14'ü 2'ye böldüm. 7, 20'yi 2'ye böldüm. 10. Aha, daha da gitmez hocam. Cılkını çıkartmayalım. 7 bölü 10 en sade halidir der. Bu sorudan koşarak uzaklaşırız. Peki bir sayının kesir kadarını bulma soruları. İşte geldik oraya. Mutlaka çıkacak. 24 sayısının 8'de 5'i kaçtır? Şimdi bakın bu soruları şöyle çözebilirsiniz. Gelin 24 sayısını şöyle bir bütün halinde düşünün. 8'de 5'ini sormuş. Yani diyor ki bu arkadaşı sen diyor 8 parçaya böl. Tamam mı? Bak 8 parçaya böldüm. 5'ini soruyor. Şimdi bu sayım benim tamamı yani buradaki 8 dilimin, 8 dilimlik pastanın. Yine pasta örnek verdim ya. Oğlum açken video çekilmiyor ha söyleyeyim bak. Dolayısıyla tatlı krizi geçiyor değil mi hoca video anında. Bunun tamamı 24. 8 dilime böleceksin. Tek bir dilimi bulmamız lazım çünkü bizim. 24'ü de patlat. Kaça böleceğiz? Şöyle bir saniye. Cevaba bakmıyorum ama mikrofon çalışıyor mu diye baktım. 20, 24'ü de 8'e böleriz canım. 24'ü gel bakalım şöyle. 24'ü 8'e böleceksiniz. 24'ü 8'e bölerseniz 3. Demek ki bu her bir dilim 3 lük gibi düşünebilirsin. Şöyle hepsi 3, 3, 3, 3. Toplamı 24 yapıyor zaten. Şimdi 8'e böldüm. Neyle çarpacağım? 5 ile. Çünkü bunun 5 dilimini alıyormuşum. Alalım hadi. Şöyle 4 ve 5. Yani 3 ile 5'i de çarpıyorsun ve ne çıkıyor karşına? 15 çıkıyor. Yani 24'ün 8'de 5'i 15'miş. Paydaya böl, payla çarp. İstersen bunu da ezberleyebilirsin yani. Nasıl aklına yatıyorsa o şekilde bil ama şekil üstünden olayın mantığını ben sana anlattım ki bundan sonraki tüm soruları çatır çutur yap. Bütün soruları tokatla. Tamam mı? Geçtik. 10. sorudayız. Tam tersini soracak tabii ki de. Madem onu biliyorsun hadi sıkışsa gel bunu yap diyecek hocanız. Sen de yapacaksın. Şöyle çizdin yine çizgini. 8'de 3'ü diyor bu sefer. Bak 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 bak. Hemen şöyle 8 parçayı çizdim. Bu 8 parçanın 8 dilimlik bir pizzanın 3 dilimini sana 12 liraya veriyorlar. Tamam mı? Şurası şu 3 dilim 12 liraymış. Tamam. O zaman sen diyorsun ki ya bunun bir dilimi bana kaç olur? Ben öğrenciyim. Öğrenci tarifesi istiyorum diye söylüyorsun. Ve ne yapıyorsun? 12'yi çatır çutur 3'e bölüyorsun. Ne çıktı? 4. O zaman bu arkadaşımızın her bir dilimi neymiş? 4'müş. O zaman 8'de 3'ü 12'ydi. Yani 8 dilimin 3'ü 12'ydi. Ben buradan bir dilimini buldum. Yani 3'e böldüm, paya böldüm gibi de düşünebilirsin. Şimdi de 8 dilimi yani tamamını sorduğu için 8'de çarpacağım. Dolayısıyla 8, 4 çarpı 8 eşittir. Sayımızın tamamı 32'dir diyebiliriz. Bunu böyle probleme dökebilir hocanız. İşte 8'de 3'ü 12 lira olan pastanın, yine pasta örneği geldi. Tamamı kaç paradır? Ya da 8'de 3'ü 12 olan 12 lira olan pizzanın falan fişman. Ya da bir okulun 8'de 3'ü 12 kişi ise tamamı kaç kişiliktir? 32 kişilik bir okul olmaz aslında ama o şekilde soru tarzları karşına gelebilir. Lütfen olayın mantığını kavra. Sayılar değişerek sorular karşına gelecektir. 11. sorudayız. Bonus sorulara geçtik. Şu an 100'ü aldınız tamam mı? Ama ben sizden 110, 120, 130'lar bekliyorum. Tamam, iyice şımarmış değil mi hoca? Partikül matematik öğrencisi 120'den aşağıya almaz arkadaşlar diye böyle bir gaza geldik. Ama gelmeyelim tamam. Şimdi bonus sorular. Maksadımız sınav çalışması. Hazırlık. İşlem sonuçları. Yani kesirlerle toplama işlemine bakacağız. Kesirlerle toplama yapabilmeniz için kesin ama kesin bir kuralımız var. Onu şöyle dev ekranda sana söylüyorum. Dev ekranda açıklıyorum. Not. Paydalar eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Paydalara bir bakıyorsun. Eşit mi? Eşit zaten. Ne uğraşacağım ya deyip bunun cevabının da paydasına 5'i yapıştır. Paydalar değişmez. 5, 5 ise sonucunda paydası 5. 5. Üst tarafta da 3 ile 4'ü toplarsın. 7 bölü 5'i bulursun. Geçmiş olsun. Ama işte o zurnanın zart dediği yer burası. Paydalar eşit değilse ne yapacağız hocam? Orada da sen eşitleyeceksin. Hangi yöntemle? Genişletme yöntemiyle. Tamam. Genişletme ya da sadeleştirme. Ama %99 genişletme kullanılır. Şimdi 4 ve 20'yi görüyorum paydalarımda. Küçüğü büyüğe benzetebilir miyiz? Bence benzetiriz.
Peki kaçla çarpmamız lazım? 5'le hemen yapıştır, hiç duraksama, pat 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 tokatla geç. O zaman bu kesiri 5'le genişletelim. Bak sadece bunu genişletiyorum ha. Öyle her şeyi kurcalamaya çalışmayın. Çünkü matematikte çok fazla kurcalarsanız bozarsınız. Tamam. Bu da bir partikül atasözü olarak size gelsin. O zaman 5'le genişletelim. Çat. 5 kere 3, 15. 5 kere 4, 20. Artı bir de 1 bölü 20'miz var. Ona hiç ellememiştik. Dolayısıyla şimdi paydalar eşit olduğuna göre sonucun da paydası 20. 15'te de 1'i toplarsam 16. Cevabımız 16 bölü 20. Ama ben hocam sınavda şov yapacağım. Benim böyle ekstra bir şey bildiğimi hocaya göstermem lazım diyorsan da bunu en sade haline çekebilirsin. Mesela ikisini de 4'e bölerek ne yapabiliriz? 16'yı 4'e böldük 4, 20'yi 4'e böldük 5. En sade hali budur diye de not düşebilirsin. Tamam. Bu hocanızın gözünde bir artı yazar. Unutmayın. Geçtik 12. soruya. Şimdi okunuşları verilen ondalık kesirleri yazacağız. Ondalıklar biraz son konular ama yani çıkabilir. İşlemiş olanlar için de bu sorudan bir tane mutlaka koymalıydık. Dolayısıyla koyduk. 0 tam onda 2. Şimdi gençler, 0 tam dedikten sonra virgülü yapıştırıyorsunuz. Yani bu virgülün adı tam demektir. Tamam mı? Matematikte virgül tamdır. 0 tam. Şimdi gerisini nasıl yazacağız peki? Onda 2. Ulan o nasıl çizgi ya? Şu sayının üstünden karalaya karalaya kutu yaptım. Onda 2 şudur. Onda demek bir tane basamak demektir. O zaman buraya bir basamak içinde 2 yazacağım. Zaten 2 bir basamaklı. Dolayısıyla yazdım geçtim. 3 tam %18 mesela. 3 tam. Yüzde demek 2 basamak demektir. Dolayısıyla 2 basamaklı bir sayı yazacağım. Zaten o da 18. Hop yazdım geçtim. Peki geldik yine zurnanın zart dediği yere. 7 tam. Buraya kadar bir sıkıntı yok. 7 tam. %5. Şimdi yüzde dediği için burada 2 basamak yazmak zorundasın. Çünkü yüzde bize ne der? Buraya virgülden sonra 2 basamak olacak der. İyi de hocam ben 5 yazacağım ya. Bir tane yeterdi. Ya yetmemiş, yüzde demiş. Dolayısıyla ne yapıyorsun? O 2 basamağı başına 0 koyarak dolduruyorsun. Yani 5 yazacaksın ama 0,5 yaz. 0,05 yaz. 0,005 yaz. Yani kaç basamak açacağını şurada söylüyorlar sana zaten. Virgülden sonra 2 basamak açacakmışsın. O 2 basamağı da 0,5 olarak doldurabilirsin. Son. 8 tam. Hop 8 tam. 1000'de 155. Zaten 1000'de demek 3 basamak demek. 155'de 155 şeklinde o 3 basamağı tam dolduruyor. Bu yüzden bir sıkıntımız yok. Dedim ve 13. soruya zıpladım. Bölme işleminde bölünme kalanın toplamı sorulmuş. Gelin hadi bölme yapıyoruz. Toplanın 5'ler. 813'ü şöyle güzelinden 12'ye bir bölelim. 8'in içinde 12 yok. 81'in içinde 12'yi yaklaşık 7 kere desek. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 1 7 bir de elde 8. Ne oldu? Patladık. Patates olduk. 7 fazla geldi. O zaman ne yapıyoruz? 6 veriyoruz. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 1 6 bir de elde 7. Çıkarttım. Çat. Burası 9 mu kaldı? Çok güzel. Burada 0 tamam. 9'un içinde 12 var mı? Yok. Harikasınız. O zaman bu 3'ü aşağıya indiriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki 93'ün içinde 12 kaç kere var? Bakalım. Az önce 6 verdik. Buna da 7 verelim o zaman. 7 kere 2 14. Az önce bulmuştuk zaten 84. Buradan da ne kaldı? 9 kaldı. Harika. O zaman kalanımız neymiş? Şöyle kalan yazalım. 9'muş. Bu da nedir? Bölüm bölüm. Tamam. Hatta şunun adı bölen. Bunun adı da garibim. Bunu bölüyorlar. Dolayısıyla bu bölünendir. Tamam mı? Peki bölün yazmışım ya. Hiç söylemiyorsunuz oğlum. Uyarsanız ha. Yorum morum bir şey yazın ya. Hocam 67 yanlış işte 24. dakikada bölün yazdınız. Ne biçim yazıyorsunuz? Yazınız çok... Böyle yazabilirsiniz yorumlar. Tamam. Şimdi neymiş mevzumuz? Bölüm ile kalanın toplamını sormuş. Yaparız ya ilkokul 1. sınıf. 67 ile 9'u çatır çutur topluyoruz. 67'den şöyle 9, 7 daha 16 elde var. 1, 76 dedik. Bu sorudan da koşarak uzaklaştık. Şimdi bir üstü sayı problemi de yine baştaki konularımızdan biridir. Gelebilir. Dolayısıyla gel bir bakalım. Ne diyor? Ali'nin 356 tane misketi varmış. Eskiden bunlar bilye derdik ha. Misket diyorlar artık.
Gerçi eskiden de misket deniyordu. 17 üzeri 2 tanesini arkadaşına veriyor. Oğlum ne yapıyorsun? 17 üzeri 2 tane misket arkadaşa verilir mi ya? Satıyor mu acaba? Ticarete mi dökmüş işi? Bilmiyoruz. Ali'nin kaç misketi kalmıştır? Şimdi buradaki mevzu, akıllardaki tek soru şu. Hocam 17 üzeri 2 kaçtır ya? O nedir? Ona biçim bir sayıdır. Neydi üst sayıları işlemiştik seninle? Nasıl yazıyorduk? 17'nin karesiydi değil mi bu üzeri 2 olunca? Ve şu demekti. 17 çarpı 17 demekti. Elimize mi yapışacak canım? 17 ile 17'yi şöyle bir çarpıştırıverin. 7 kere 7 49 elde var. 4. 7 kere 1 7. 4 elde 11. 1 kere 7 7. 1 kere 1 1. Toparladın. 289 çıktı. Tamam. Olur. 356 tane misketim var. Maşallah bayağı da misket toplamışım. Bunun 289'unu arkadaşıma veremez miyim? Ya sen anam mısın babam mısın? Ne karışıyorsun? İstediğime istediğim kadar veririm. Demiş Ali. Ve bu yüzden çıkartacağız. Bize de çıkartmak düşer. 6'dan 9 çıkmaz. Şuradan bir elde aldık. Burası 16 oldu mu? 16'dan 9 çıktı mı? Kaldı mı? 7. Burada 4 kaldı. Tabii ki de 4'ten 8 çıkmaz. Yine bir eldelik alıyoruz. Burası 14 oluyor. 14'ten 8 çıktı mı da 6. Burada da zaten 2 kalmıştı. 2'den 2 çıktı. Bitti gitti. O zaman garibim Ali'nin 67 tane bilyesi... Bilye yazdım yalnız ha bak misketi diyecektik misket misketi kalmıştır. Yaşım ortaya çıkacak diye korkuyorum ya. Oo hoca 1934 doğumluymuş filan diye yorumlarda böyle yaşımı belli etmeyin. Dedim mi seni şöyle tam ekrana aldım. 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışmasının sonunu getirdik efendim. Umarım faydalı olur. Umarım yüksek notlar aldığınızı görürüz duyarız tamam mı? Yorumlarda lütfen hem... Birincisi yazılı tarihlerinizi merak ediyorum. Biraz erken koyuyoruz ki erkenden çalışın. Şöyle bu videoyu 1-2 tekrar yapın. Sınava kadar tekrar ederek hazırlanın. Yazılılar bizim için çok kıymetli, değerli. Bu yüzden erken koyduk. Bol bol çalışın diye. Dedim ve bitirdim. Hepinize canı gönülden tüm kalbi, şöyle kalbi çok yapamam ama tüm kalbi duygularımızla söylüyoruz ki inşallah hepiniz alabileceğiniz en yüksek notu alırsınız bu sınavlardan ki o not da inşallah 100 olur. Tamam. Hepinizden güzel haberlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.